Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Tunus işi çok kolay, çok şık bir model anlatımı yapacağım. İp olarak şöyle bebe yünü ip kullanacağım. Dilediğiniz markayı tercih edebilirsiniz. Tığ olarak da şu şekilde 3,5 milim Tunus tığı kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, zincir çekerek başlayacağız. Çok sıkı çekmeyelim zincirlerimizi. Bakın şöyle. Gerçekten çok çok kolay bir model. Örgü bilmeyen arkadaşlar bile kolaylıkla yapabilir bu modeli. Çok şık bir görüntüsü var. Evet, benim için bu kadar zincir yeterli. Kısa bir anlatım yapacağım. Video sonunda modelin ilerlemiş halini sizlerle paylaşacağım. Bakın hemen ilk zincirimden geçtim. İlmeğimi aldım. Bir yanındaki zincirden. Hemen bir yanındaki zincirden. Bütün zincirlerimden tığımı ilmek toplayarak ilerleyeceğim. Yapacağınız işin büyüklüğünde bu şekilde tığımıza ilmek toplayarak başlayabiliriz. Modelimizde herhangi bir sayı yok arkadaşlar. Sadece ilmek sayınız çiftli rakamlarda olsun. Evet arkadaşlar, bakın benim için bu kadar yeterli. 20 tane ilmek topladım tığıma. Şimdi hemen kapatacağım. İlk ilmeğimi şu şekilde tek olarak, diğer ilmeklerimi ikişer ikişer kapatarak sıramı sonuna kadar ilerliyorum. Evet, bakın sıramı tamamladım. Bütün ilmeklerimi kapattım bu şekilde. Şimdi modelimi kuracağım arkadaşlar. Bakın burada 1 ve 2. ilmeğimin içinden ikisinden de geçtim. Tığımı aldım. Şimdi geriye dönüyorum. Şu ilk ilmeğimin içinden bir kez daha alıyorum. Devam ediyorum. 1 ve 2. ilmeğim. Bakın sırada gelen 2 ilmeğimin içinden geçtim tığımı. İpimi aldım. Geriye döndüm. İlk ilmeğimden tekrar bir kez daha ilmek alıyorum. 2 ilmeğimden geçtim. İpimi aldım. Sonra ilk ilmeğimden bir kez daha örüyorum. Gerçekten modelimiz çok kolay bir model arkadaşlar. Çok çok hızlı ilerliyor. Bakın şöyle sıramızın sonuna kadar aynı şekilde ilerleyeceğiz. Farklı bir işlemimiz yok burada. Son iki ilmeğimi de yine aynı şekilde örüyorum. Bakın kenarda bir tane kenar ilmeğim var. Şu arkadaki ilmekle birlikte girdim ve düz bir şekilde ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi yine kapatacağım arkadaşlar. Kapatma işlemim her sırada aynı olarak ilerleyecek. Dilerseniz lastik çalışabilirsiniz arkadaşlar alt kısmına. Doğrudan bu şekilde de başlayabilirsiniz. Bakın yine bütün ilmeklerimi kapattım ve sıramı bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Bakın şuradaki ilk ilmeğimi tek olarak örüyorum.
Şimdi modellerimi ortalara kaydıracağım. Şu aşağıdaki modellerimin ortasına kaydıracağım. Onun için bir ilmeğimi düz ördüm. Sonraki iki ilmeğimin içinden yine aynı şekilde geçtim. Geriye döndüm. İlk ilmeğimin içinden tekrar geçtim. Ve bakın çapraz modelimi bu kez ortaya kuruyorum. Devam ediyorum. İki ilmeğimin içinden geçtim. İlk ilmeğimin içinden tekrar bir kez daha ilmeğimi aldım. Bakın şu şekilde aralara kuruyoruz modelimizi. Kaydırarak ilerleyeceğiz. Bu modelde çok güzel yelek yapabilirsiniz arkadaşlar. Hırka yapabilirsiniz. Atkı ve bere yapımında uygulayabilirsiniz. Bebek battaniyesi olarak çalışabilirsiniz. Patik modelinde kullanabilirsiniz. Bakın, kenarda bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Başlangıçta bir ilmeğimi düz olarak örüp başlamıştım. Sonrasında da şu kenar ilmeğimi yine bakın arkasındaki ilmekle birlikte aldım ve sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi yine kapatacağım. Kapatma işlemim her sırada aynı arkadaşlar. Bakın yine sıramı tamamladım. Modelim yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ilk sıramdaki gibi arkadaşlar. Bakın 1 ve 2. ilmeğimin içinden geçtim. Yine bu sırada da ortalara kaydırmış oluyorum. Bu şekilde ilk ilmeğimin içinden tekrar geçiyorum. Sıradaki 2 ilmeğim. Bakın şu iki modelimin ortasına kurmuş olacağım bu kez. Birinciyi ikisini birden ördükten sonra ilk ilmeğimi tekrar örüyorum. Çok çok kolay arkadaşlar. Sadece her sırada modellerimizi ortaya kaydırıyoruz. Aynı şekilde örerek ilerliyoruz. Evet, bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Bundan sonra farklı bir işlemimiz yok arkadaşlar. Her sırada sadece modellerimizi ortaya kaydırarak ilerliyoruz. Ben şimdi hemen sizlerle modelin daha ilerlemiş halini paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bakın benim daha öncesinde çalıştığım daha büyük parça bu şekilde oldu. Gerçekten çok şık duruyor ve gördüğünüz gibi inanılmaz kolay bir model. Arkasını da göstereyim, şu şekilde arka kısmı da gayet düzgün ve temiz bir şekilde ilerliyor. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.